Yeni bir dosya açıyoruz. Bu dosyanın içerisinde bir frame oluşturacağım. Bir slider uygulaması yapacağım için şöyle 1200'e 800 piksellik bir alan oluşturuyorum. Frame'im adını 01 start diyorum. Burada tasarımımı yapacağım. Tasarımım şöyle olacak. Şurada bir logo, menüler olacak. Onun için hemen şuraya bir logo çizeceğim. Ufaktan küçük bir logo çizeceğim arkadaşlar. Şunu şöyle 40, %40'lık bir açıyla alacağım. Şunu da 90 dereceye çektim mi? Şöyle bir logom olacak. Bu logomun üstüne şöyle bir kare 150 piksele 150 piksellik bir kare oluşturacağım. Bu da 100 piksele 100 piksel olacak arkadaşlar. İkisini seçiyorum. Birbirinin merkezinde ve ortasında konumlandırmasını istiyorum. Pathfinder araçlarından da Exclude Selection'ı seçerek birbiri içerisinden çıkarıyorum. Ve şuradan rengini şu hale getiriyorum. Evet, logom bu olacak. Logomu alıyorum. Logom şöyle 50 piksellik, pardon, şöyle kilitleyelim. 50 piksellik bir logo olacak. Şöyle solda dursun. Şu 50 pikseli arkadaşlar 40 pikselde yaparız. Biraz büyük geldi sanki. Şöyle yapalım. 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 diyerek 40 piksel soldan ve sağdan bırakalım. Hatta şurada VF özelliklerinden rulers'ı açarak şu gridlerle çalışalım arkadaşlar. Buradan 40 piksel. Buradan da 40 piksel bırakalım. 1160 piksel olsun. Evet, şu şekilde. Yukarıdan da menümüz tam 110 110 piksel olsa yeterli olur mu? Evet, 110 piksellik bir menümüz olsun. Evet arkadaşlar, bunu nasıl yapacağız? Menümüzün şöyle altına bir çizgi şerit halinde bir çizgi çizeceğiz. Şu çizgi 1200 piksel değerinde olacak. Stroke rengimiz şöyle bir gri olsun. Bu arada şunu çekelim arkadaşlar, görünsün. Şöyle, evet. Tam 120 110 piksel civarında bir çizgi çiziyorum. Hemen bunun yanına menülerimi oluşturuyorum. Buraya project menümü. Onun yanına da şu şekilde help menümü oluşturuyorum. İkisini de seçiyorum. İkisinin de font family'sini Open Sans yapıyorum. 14 piksel yapayım. Şu şekilde semi bold olsun. 16 yapayım. Evet, 16 birazcık daha iyi. 15 nasıl olur? 15 daha iyi oldu arkadaşlar. Şöyle birazcık yanına doğru çekeyim. Evet. Şu şekilde logoma yakın duracaklar arkadaşlar. Logoma yakın olsunlar. Hatta şöyle üçünü de seçip ortadan merkez ortasından yatayda hizalayabiliriz. Evet, şu şekilde. Bunları seçiyorum. Bu tarafa geliyorum. Burada ana butonlarım, yani Home, Developer, Shopping, şuraya da kontak isimli menülerimi oluşturayım. Şöyle birazcık sol tarafa yanaştırdım arkadaşlar. Şunun solunda İki tane ikonum olacak. Bu ikonları nereden alacağım? Font House'ından alacağım. Şöyle Font House'ıma geliyorum, ikon kısmına. Burada bir arama olacak. Arama butonu olacak. Burada da sepet butonu olacak. Şu arama kısmına tıklayalım arkadaşlar. Şuradan bir search alacaktım. Alamadım. Search diyeyim. Evet, şu search'e tıklayayım. Şurada arkadaşlar glip, copy Unicode glip olan ikonu seçiyorum. Tıklıyorum bir kere. Buraya geliyorum, arama kısmının üzerindeyken yapıştırıyorum. İkonum buraya yapıştı. Şurada da Font Awesome ailesini seçtiğim anda fark ettiyseniz hemen ikonum geldi arkadaşlar. Aynı şekilde sepete de bu şekilde yapacağım. Sepet içinde kart yazacağım. Evet, sepetimi bekliyorum. Sepetim şöyle bir sepet alacağım arkadaşlar. Evet, burada yine clip ikon, Unicode aldım.
Kopyaladım. Ctrl V dedim. Şuradan da font awesome. Font awesome'ı seçtim ve ikonum geldi arkadaşlar. Sepet ikonumu birazcık büyüteyim. Evet, şu şekilde. Biraz küçük geldi. Evet, sepet ikonum da geldi. Şunları yanaştırayım arkadaşlar. Şunları hatta hepsini bir tutayım şöyle. Şu şekilde yatayda hizalayayım. Bakalım nasıl olacak. Evet, şu şekilde hizaladım. Sol taraf, sağ tarafa bir profil resmi alacağım arkadaşlar. Bunun için şunu 50 boyutunda seçmiştik sanıyorum. Bir bakayım, 40 piksel boyutunda seçmişim. Yine böyle 40 piksel boyutunda şöyle 40 piksele 40 piksel bir dikdörtgen çiziyorum. Ve şuraya getirdim. Şunları yanaştırayım buna doğru arkadaşlar. Evet, bunun içine bir resim atacağım. Bunun için evet bir avatar seçiyoruz arkadaşlar. Şu avatarımızı alabiliriz. Şöyle getireyim şu avatarımı. Şurada kullanmak istiyorum diyorum. Bunu maskeleyeceğiz arkadaşlar şunun arkasında. Hatta şöyle yapalım. Şöyle getirelim. Tam üstüne koyayım arkadaşlar. Şuradan. Evet, şu şekilde avatarımı ayarladım. Evet, avatarımı da tam bunların ortasına gelecek şekilde yerine yerleştirdim arkadaşlar. Hatta bunu şu şekilde yuvarlatabiliriz de olmazsa. Şöyle 100 desem. Evet, yuvarladı. Daha sonra ekranıma şuraya iki tane görsel alacağım arkadaşlar. İki tane yuvarlak seçiyorum. Şuraya görsel olarak İki tane yuvarlağımı alacağım. Bunları tam şöyle ortalayacağım. Evet, bu yuvarlaklarımın renklerini şu şekilde pastel renklerden seçmek istiyorum. Evet, şu şekilde seçtim. Alta basılı tutarak bir tane daha alacağım bundan. Alta basılı tutarak bir kopyasını aldım. Bunu da aynı şekilde ortalayacağım şu şekilde. Ancak büyük halini alacağım tabi. Şu şekilde tam ortaya gelsin. Evet. Biraz daha büyütebilirim. Evet, şu şekilde büyütüyorum. Bunun rengini de birazcık sarıya yakın bir renk. Evet, şu renk olabilir. Bunu back diyorum ki şu açılsın. Evet, şu şekilde göreyim. Şunu birazcık daha arkaya doğru alabilirmişiz. Şu şekilde. Evet. Bu şekilde değil tabi, bunu küçülteceğiz arkadaşlar. Şöyle küçülteceğiz. Evet. Şöyle şu şekilde küçülteceğim. Evet. Aynen arkadaşlar, şurada duracak. Şuraya bir yazı yazacağım. Bu yazıma Figma şöyle Figma Slider Tutorial diyeyim. Bunun font familisine Length and Deca. Şöyle birazcık büyük tutayım bunu. Hatta bütün harfleri de büyük yazdırayım. Evet. Şu şekilde büyük yazdırdım arkadaşlar. Figma Slider Tutorial dedim. Bunun altına bir buton yapacağım. Şu sol tarafı da solunda da bir yuvarlak çizebilirim. Şuradan yuvarlağımı seçiyorum. Shift'e basılı tutuyorum arkadaşlar. Şöyle bir yuvarlak çizeceğim. Bu yuvarlağımın rengi de şöyle kırmızıya yakın bir renk olsun. Ancak sadece fill değil, sadece stroke olacak. 10 piksellik bir stroke düşünüyorum. Şu rengini de yine aynı şekilde pastel renklerden seçtim arkadaşlar. Şöyle send to back diyerek de en arkaya, pardon, Ctrl Z diyorum. Send to backward desem en arkaya almadı. Şu şekilde Figma'nın arkasını almasını istiyorum. Evet, Figma'nın arkasını alabildim. Şu şekilde Figma'nın arkasında duracak arkadaşlar. Yukarıya veya ortaya alayım. Şöyle bir bakayım tasarımı. Evet, şu şekilde olabilir. Şu şekilde aldım arkadaşlar. Şuradaki yuvarlağımı oynasam farklı şekiller elde ediyorum. Şöyle bir bakayım. Yok, gerek yok. Pek hoşuma gitmedi. Evet. Şu şekilde kalsın arkadaşlar. Altına bir buton ekleyeceğim. Bunun için Rectangle tool'unu seçtim.
Rectangle tool'umdan height'ine 50 piksel diyeceğim. Şu şekilde. Weight'ine de 100 piksel diyeceğim. Şöyle birazcık büyüteyim. Bunun içerisine get started diyeceğim. Length hat deka değil, open sans 14 piksellik bir boyutu olacak. Şunu kapatayım. Herhangi bir şekilde stil istemiyorum bunda. Şu şekilde bir stili olacak. Ctrl 0 diyerek tasarımından uzaklaştım. Bunun arka plan rengi, butonumun arka plan rengi olmayacak. Sadece stroke rengi olacak. O da siyah da olabilir. Siyah şöyle birazcık daha griye çalan tonu da olabilir şu şekilde. Buradaki stroke boyutumu birazcık rounded hale getireceğim arkadaşlar. 5 uygundur. 5 piksel biraz rounded hale getireceğim. İkisini de seçtiğim zaman şöyle ikisi beraber büyüyor mu bir bakayım. Evet, büyümedi. Grup haline getirmem gerekiyordu. Get started tıp semibolt yapayım arkadaşlar. Şöyle biraz belirgin olsun. Şöyle bir bakayım. Weight'imiz 120 piksel olsun. Şu ikisini seçeyim. Birbirinin tam ortasında olsun. Şöyle grupladığım zaman artık ben bu butonu hareket ettirdiğim zaman şu şekilde olmalı. Evet. Ben bu butonu hareket ettirdiğim zaman get started'ın da büyümesi lazım arkadaşlar. Tabii ki buna uygun bir biçimde şöyle ve şu şekilde tam ortada yapmamız lazım ki bu özelliği tam çalıştırmış olayım. Bunu böyle büyüttüm, mesela blok seviyesinde bir hale getirdim veya küçülttüm. Get started, yani text, butonumun text'i de onunla beraber büyüyüp küçülüyor arkadaşlar ki beni yormuyor. Şu anda tasarımım, slider kısmımın çoğu bitti. Şuraya bir renk daha alabilir miyim acaba diye düşündüm. Neyse, kalsın arkadaşlar. Başka ne yapabiliriz diye düşünüyorum şöyle bir. Şuraya bir obje alabiliriz. Bir bakalım güzel bir objemiz var mı? Picture. Evet arkadaşlar, bir televizyon objesi aldım. Slider'ıma yerleştirdim. Şimdi yapmam gereken şu, bu slider'ımın bir kopyasını almak ve prototipini halletmek. Bunun için şu menü kısmını Ctrl G yapıyorum ki bunların hepsini gruplandırıyorum. Başka burada gruplandırılacak bir şeyim var mı? Şu butonum gruplu mu? Evet, gruplu. Slider'ım, şuradaki halkalar, şuradaki halkaların grup olmasına gerek yok. Ve televizyonum. Bunları bir prototip halinde animasyonun biçimde getireceğim arkadaşlar. Şunları biraz küçülteyim. Ve alt tuşuna basarak şu 01 start frame'in bir kopyasını aldım. Buna da end diyorum arkadaşlar. 01'e geldim. Prototipini oluşturacağım. Burada yan taraftan After Delay'ı seçiyorum arkadaşlar. After Delay bir, belli bir süre verildikten sonra 01 Start'tan 02 End'e geçişi gösteriyor. Ancak bu geçişin nasıl olacağını göstereceğim şimdi. Bu ikisinin arasındaki düğümü bağladım. Ve bu Start Animate olarak, yani bu sayfadan bağımsız olmasın. Bu sayfa içerisinde her şey dönsün. Smart Animate mantığı bu arkadaşlar. Bu şekilde Start Animate olsun diyorum. Buradaki menümü alıyorum. Oklarımla, ok tuşlarımla beraber yukarıya alıyorum. Buradaki halkayı biraz sol tarafa alıyorum arkadaşlar. Soldan gelsin. Şöyle soldan gelsin. Şuradaki Figma slide'ı tutarayalım, biraz solda dursun. Ki buradan buraya gelirken hafif bir animasyon olsun arkadaşlar. Onun için uğraşıyorum şu anda. Design'a geliyorum. Figma slider tutorial'ıma geldim. Birazcık opasitesiyle oynadım. Opasitesi 0'dan 100'e şu şekilde gelsin. Bir fade efekti versin. Şu get started butonunu dışarı taşıyacağım. Şöyle dışarı taşıdım. Ve buna da 0 verdim. Evet arkadaşlar. Şurada halkalardan bir tanesini şöyle aşağı alayım. Halkanın biri şöyle kalsın. Evet, diğer halkayı da şu şekilde alayım. Şöyle küçüklükten başlasın. Evet, küçükten başlasın.
Diğer sayfaya geçtiğim anda Smart Animate özellikleriyle birlikte büyüsün ve bir animasyon haline gelsin. Şuradaki televizyonumu şöyle yapabilir miyim diye düşündüm. Şu şekilde tam şöyle bir, bunu da sıfır yapsam en azından ekranda görünmez. Evet. Şu anda 01 Start'ın içindeki bütün elementleri boşalttım arkadaşlar. Bunlar animasyonlu bir şekilde şurada After the, pardon, prototipi açıyorum arkadaşlar. 01 slide'da bağlamış olduğum After the Lay geçiş efektiyle birlikte şurada swap width diyelim arkadaşlar. 2000 milisaniye diyelim. 2 saniye içerisinde şu iki end slider'ıma dönüşsün. Ve bunu yaparken de bir animasyon uygulasın. Smart Animate animasyonunu uygula diyorum. Bunu da 300 milisaniye diyeyim arkadaşlar. Biraz hızlı olsun. Evet, ön izlemesini alıyorum. Evet arkadaşlar, animasyonumuz hazırlanmış. Biraz hızlı geldi. 500 milisaniye iyi mi acaba? Şöyle bir daha bir ön izleme alalım. Evet arkadaşlar, şu şekilde slider'ım geldi. Fark ettiyseniz bir daha çalıştıralım. Evet, slider'ım şu anda boş ve doldurdu. Şöyle 1000 milisaniye dersek sanırım daha yavaş bir şekilde animate özelliklerini görürüz arkadaşlar. Evet, şu şekilde slider'ım oluştu arkadaşlar. Beni takip etmeye devam edin. Kanalımı takip edin. Kanalıma abone değilseniz abone olun arkadaşlar. Eğer videolarımı beğeniyorsanız abone olun. Beğenin ve paylaşın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.